İskenderiyeli Yunan matematikçi, coğrafyacı ve astronom olan Claudius Ptolemaios, yaklaşık olarak 100 ila 170 yılları arasında yaşadı. Yaşadığı dönemin en önemli bilim adamlarından biriydi. Astronomiden coğrafyaya, optikten matematiğe kadar birçok farklı alanda araştırmalar yaptı. Büyük Bileşim, Almacıst ve Coğrafya gibi çok önemli yapıtlar yazdı. Ptolemaios ayrıca ilk dünya haritasını çizdi. Dünyanın ilk haritasını çizmesi, matematik ve astronomi alanında önemli araştırmalar yapması, onu gelmiş geçmiş en ünlü bilim insanlarından biri yaptı. İşte Ptolemaios ve ilk dünya haritası hakkında bilinmeyenler. Yaptığı ilk dünya haritası ile bilinen Ptolemaios 100 ila 170 yılları arasında İskenderiye'de yaşadı. Ptolemaios'un hayatı hakkında neredeyse hiçbir bilgi bulunmamaktadır ve yaklaşık olarak 100 ila 170 yılları arasında İskenderiye'de yaşadığı bilinmektedir. Bazıları onun Mısır asıllı, diğerleri ise Yunan asıllı olduğunu söylemektedir. Bu konular tartışmalı olsa da, Ptolemaios'un çok önemli bilimsel araştırmalar yaptığı yadsınamaz bir gerçektir. Ayrıca kendisi iki önemli yapıtın yazarıdır. Yazdığı eserlerin birisi de Büyük Bileşim olarak bilinmektedir. Yunan ve Babil uygarlıklarının dağınık haldeki gökbilim bilgilerinin bir derlemesidir. Ptolemaios'un derlemesinin çoğu kendisinden 300 yıl önce yaşamış olan Hipparchus'a dayanmaktadır. Ptolemaios ayrıca bu yapıtta dünya merkezli bir güneş sistemi modeli de önermiş ve bu model, Kopernik'in güneş merkezli modeline kadar geçerli model olarak kabul edilmiştir. Bunların yanı sıra kitapta düzlem ve küresel trigonometri hakkında incelemeler bulunmaktadır. Ptolemaios coğrafya araştırmalarına öncülük etmiş ve coğrafya adlı yapıtıyla matematiksel coğrafya alanını kurmuştur. Bu yapıtı özel kılan şey coğrafyayı ilmi bir yöntemle ele alması ve matematiksel coğrafya kavramına yer vermesidir. Ptolemaios ayrıca, bu yapıtta dünyanın en önemli merkezlerinin harita üzerinde yerlerini göstermiştir ve bunların eylem ve boylamlarını da belirtmiştir. Diğer yandan konuyu coğrafya ve topografya olmak üzere iki başlık altında ele alması coğrafya için önemli bir gelişme olarak sayılmaktadır. Ptolemaios'tan 300 yıl önce yaşamış olan Hipparchos, ciddi bir haritanın yapılabilmesi için yeryüzündeki önemli noktaların enlem ve boylamlarının kesinlikle bilinmesi gerektiğine dikkat çekmişti. Ptolemaios bunu başardı ve ilk dünya haritasını çizdi. Ancak Ptolemaios'un coğrafya anlayışı yeterince geniş değildi. Doğal ürünler, iklim ve fiziki coğrafyaya giren konuları hiç ele almamıştı. Ptolemaios başlangıç meridyenini sağlam bir şekilde belirleyememişti ve bu nedenle vermiş olduğu koordinatlar hatalıydı. Ayrıca yerin büyüklüğü hakkındaki tahmini de doğru değildi. Fakat Kristof Kolomb, bu hatalı tahminden cesaret aldı ve batıya doğru yola çıkıp Kuzey Amerika'ya ulaşmayı başardı.